YPG'ye verilen destek Pentagon tarafından ne anlama gelecek? Bir teröristin YPG'nin komutanı General Mazlum'un ismini geçirmişti Manning açıklamalarında. Dolayısıyla ta baştan bu yana YPG konusundaki anlaşmazlık yeni bir boyut kazanmışa benziyor Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Karşımızda Mehmet Sümer var. Merhaba Mehmet Sümer. Mehmet Sümer beni duyabiliyor musunuz? Evet ben. Evet, duyuyorum sizi. Ben de İyi duyuyorum yerler. şimdi. Evet. Şimdi meningin açıklamaları Türkiye'de doğal olarak tepkiyle karşılandı. Az önce de söyledim, bilmem duyabildiniz mi? Ee, operasyonun başlamasından bu yana Amerika ile Türkiye arasındaki bu YPG konuşma e, anlaşmazlık e, konusu yeni bir boyut kazanmışa benziyor. Daha da bir üst seviyeye taşınmışa benziyor. Bir e, YPG desteğinden üstelik e, YPG'nin bir komutanının adını da ilk kez geçiriyor. General Mazlum şeklinde Manning. Amerika Birleşik Devletleri'nde yansımaları nasıl Manning'in açıklamalarını? Amerika Birleşik Devletleri'nde açıkçası şunu söylemek lazım. Başından bu yana Amerikan yönetimi bunu daha önceki yayınlarda da sizinle konuşmuştuk. Amerikan yönetimi Suriye'de öncelikle IŞİD'in temizlenmesi gerektiğini düşünüyor ve bu noktada da kendisine ortak olarak bölgedeki Kürt güçleri, işte PYD, YPG güçlerini seçti ve onları dolayısıyla ittifak olarak, onları bir müttefik olarak bu aşamada kendisine görüyor. Dün akşam hatta mesela şöyle bir örnek vereyim, dün akşam CBS televizyonunun akşam haberlerinde, Guta'da ve Afrin'de yürütülmekte olan Afrin'de e, yürütülmekte olan operasyonlar ve çatışmalardan bahsedilen e, haberde şöyle bir ifade kullanıldı: Müttefikler müttefiklerle çarpışıyor Afrin'de denildi ve daha sonra da NATO müttefiki Türkiye ile Amerika'nın IŞİD'e karşı Suriye'deki müttefiki Kürt güçlerinin Afrin'de e, bir çatışma içerisinde olduklarına dikkat çekildi. Dolayısıyla Amerikan yönetimi başta da söylediğimiz gibi ee, bu konuda bir geri adım atmış değil. Yani Amerika bölgedeki IŞİD'e karşı mücadelesini YPG güçleriyle devam ettiriyor ve bundan sonra da devam ettirecek. Ne zamana kadar? Ta ki Amerikan yönetimi tamamen IŞİD'in bölgeden temizlendiğine ve bir daha geri gelmesinin mümkün olamayacağına ikna olana kadar e, bu durum devam edecek. E, dolayısıyla şu anda operasyonel anlamda Amerika'nın e, farklı bir yöne ulaştığı e, geçmesi, işte bir anda e, Amerikan askerlerini örneğin bölgeye gönderip operasyonlar yapması gibi bir durum söz konusu değil. Mevcut e, Başkan Donald Trump'ın önüne sunulan seçeneklerden bölgedeki yerel güçler olan Kürtlerle IŞİD'e karşı mücadele edilmesi seçeneği halen devam ediyor ve bu da devam edecek. Amerikan tarafı aksine gelinen noktada e, Pentagon'dan yapılan açıklamada da gördüğümüz üzere Afrin Operasyonu'nun özellikle IŞİD'e karşı operasyonları sekteye uğrattığı iddiasında. Daha önce de hatta Afrin Operasyonu'na Türkiye ilk başlayacağı esnada da olası bir operasyonun IŞİD'e karşı yürütülmekte olan operasyonlara karşı motivasyonu olumsuz etkileyeceğini, bölgedeki tüm tarafların koalisyon ülkelerinin de, diğer ülkelerindeki, burada Rusya'da kastedilmişti aynı zamanda, tek yapması gerekenin IŞİD'e karşı mücadele etmesi gerektiği olduğu söylenmişti. Dolayısıyla Amerikan tarafı Afrin'deki operasyonda her ne kadar Türkiye'ye hak veriyoruz dese de netice itibariyle bölgedeki IŞİD'e karşı operasyonların zarar görmesinden endişe ettiğini dile getirmiş durumda. Dediğim gibi şu aşamada Amerika'nın ee, bu kadar radikal bir adım atıp yani biz Kürtlerle işbirliği yapmaktan tamam vazgeçiyoruz. Ee, Türkiye bunu istemediği için IŞİD'e karşı artık başka bir yöntemle mücadele edeceğiz demesini beklemek açıkçası e, çok abartılı bir beklenti içerisine girmek olur. Evet, e, yeni bir boyut kazandı dedim sizin e, yaptığınız değerlendirmelerde sanırım bunu destekliyor. E, acaba şimdi Münbiç'i konuşuyoruz ya önümüzdeki sürece ilişkin Acaba Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki bu anlaşmazlık aşılamayacak boyuta kadar ulaşacak mı? Şimdi onun sonucunu görmemize aslında az kaldı diyebiliriz. Çünkü iki gün sonra bir Türk heyeti buraya gelecek. Daha önce Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyareti esnasında karşılıklı bir mekanizma oluşturulması ve tarafların... Suriye konusunda özellikle Men Membiç başta olmak üzere üzerinde anlaşmazlık olan konularda e, görüşmeler yürütmesine karar verilmişti. İlk toplantı Washington'da yapılacak 8-9 Mart tarihlerinde. E, dolayısıyla iki gün sonra bir Türkiye heyeti burada olacak ve bu görüşmelere başlayacak. Amerika tarafıyla Türkiye tarafı. Suriye'de üzerinde anlaşmazlık bulunan konularda ilerlemeye çalışacaklar. Bunların arasında Membi konusu da var. Türkiye Membiç'ten çıkmak çıkmasını, çekilmesini istiyor. Operasyonu oraya o noktaya doğru genişletmek istiyor ancak Amerika tarafı bunu tercih etmiyor. Öte yandan Amerika'da Afrin'deki operasyonların durdurulmasını istiyor. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Afrin operasyonunun Birleşmiş Milletler ateşkes anlaşması kapsamına girmesi e, gerektiğini de söyledi. Dolayısıyla e, bölgede ateşkes ilan edilmesini de istiyor Amerikan yönetimi. Çok e, taban tabana zıt e, durumlar var. Hı hı. İki ülke, bu e, iki Müttefik ülke bu aşamada bu zıtlıkları giderebilmek adına masaya oturacaklar 8-9 Mart tarihlerinde ilk olarak dediğim gibi Washington'da. Hı hı. Daha sonra bu toplantıların devam etmesini bekliyoruz. Ancak e, şu anda hani bizim gözümüz kulağımız yapılacak bu görüşmelere çevrilmiş durumda Orada nasıl bir ilerleme sağlanabilecek ya da bir ilerleme sağlanabilecek mi? E, bu toplantılarda, bu görüşmelerde yapılacak olan bu konuşmalar açıkçası e, bir bakıma Türk-Amerikan ilişkilerinin de bundan sonraki e, süreçte en azından yakın vadede Suriye ekseninde nasıl şekilleneceğini bize e, göstermiş olacak. Evet, e, söylediğiniz gibi çok önemli görüşmeler 8-9 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri iki ülke heyetleri bir araya gelecek. Bakalım bütün bu konuştuğumuz sorunları başından bu yana aşabilecek miyiz? Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Sümer tüm değerlendirmeler, bilgiler için. İyi yayınlar, teşekkürler.